Bismillah, elhamdülillah, assalatu ve selamu ala Resulillah. Babu mucibil fesat. Orucu bozmayı, orucun bozulmasını gerektiren şeyler. Peki. Yecibul kada'u vel keffaratu. Kaza ve kefaret gerekir. Nasıl bir kefaret bu? Ke kefarat zuhar. Zuhar kefareti gibi bir kefaret. Yani 60 gün oruç. Ya da iki hicri ay peş peşe. Şimdi kefaret orucu nasıl tutuluyor arkadaşlar? Ya Hilal beraber ya da hicri ayın başlangıcı ile beraber iki hicri ay tutar. Bu da 58 gün de olabilir, 59 gün de olabilir. Artık e, şeye göre değişir. Gün e, ayın de, dönüşümüne göre değişir. Ya da ayın ortasında başlayacaksa 60 gün an, arka arka, peş peşe, ara vermeden e, tutması gerekir. Peki bu oruç e, kazası ve kefareti, yani 61 gün deniyor ya, aslında 60 artı 1. Bu artı bir bozulanın kazası bu 60'tan ayrı olabilir. Ama 60 gün araya e, fasıla girmeden tutulması gerekir. Peki kime gerekiyor? Bu ala men camea cima yapan ev veya cima yapılan yani erkek yapıyor ama kadın bunu isteyerek yapmadı. Hani adam e, affen burada isteyerek yani. Camia ve ev yani erkeğe de kadına da kefaret gerekir burada. Fi Ramazan, Ramazan'da cima yaparsa eğer, bu tabi iki tarafında bile isteye yapması durumundadır bu. Amden, amden, kasten bir, e, kasıtlı bir şekilde yapıyorlar bunu. Fi ahadise bileyin, yani cinsel ilişkiyi iki yoldan da yapıyor olsa bile, her türlü kefaret gerekir ikisine birden. Ev ya da ev ya da ekele ev şeribe amden yine kastı, kasıtlı bir şekilde yiyip içerse bir kişi yine ona kefaret kazayla birlikte gerekir. Gıda en ev devaen. İster yediği veya içtiği şey gıda olsun, ister deva ilaç olsun. Şimdi burada arkadaşlar Şafii mezhebinde yalnızca, Şafii mezhebinde yalnızca e, cima yapana, Ramazan'da cima yapana kefaret gerekir. Kasten yiyen içene sadece kaza gerekir. Çünkü niye? Onların rivayete almış olduğu delil Ramazan gününde bir sahabeden hep bir zat ey Allah'ın Resulü ben helak oldum hanımımla cima yaptım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona işte kefareti emrediyor. Bu rivayet yani cima geçtiği için bu rivayete göre Şafiiler böyle kabul ediyor. Ama Hanefilerin delil aldığı Müslüm rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani enne, enne aleyhi ve sellem emara raculen eftara fi ramadan Ramazan'da iftar eden, oruç bozan kişiye diye iftarı mutlak bırakıyor. Yani orucu bozmayı, orucu bozmayı mutlak söylüyor. Oruç bozmak ister ilişkiyle, ister yeme içmeyle olur fark etmez. Bu durumda kefaret gerekir diye Hanefilerin delili burası. Tamam Bazen böyle Hanefilerin e, yiye, e, kasten kefaret gerekmez, bunun delili yoktur gibi söylemler olabiliyor. Hanefilerin burada delili yok filan deniyor. Hayır kardeşim, Müslüm rivayeti burada bizim orada açık açık duruyor. Vakaza <laughs> levhtaceme Tabi Müslüman tabi bizim rivayet delilimiz değil yani o ayrı bir şey. Onun şu an girmeye gerek yok. Vaka da hacamat olsa, gıtabe veya gıybet etse, fəzanne, zannediyor ki ennehu fetara, gıybet etmek veya hacamat yaptırmakla orucunun bozulduğunu zannediyor. Fakale amden, madem ki ben gıybet yaptım, orucum bozuldu, bari yemek yiyeyim diye bileysi de yemek yiyor. Bu kişiye ne gerekir? Kefaret gerekir. Neden kefaret gerekiyor? Çünkü gıybet yapmanın oruç bozmasıyla bir alakası yok. Evet bir zayıf bir rivayet var. Ee, gıybet yapan kişinin orucu bozulmuştur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Burada Cumhur Ulema ne diyor? Bu orucun sevabının gitmesine hamle olunmuştur. Çünkü niye? Orucu bozacak olan yeme içme veya cima yollarının hiçbiri kıyasen gıybete dahil yani gıybet buraya kıyas edilemez. Çünkü alakası olmayan şeylerdir diyerekten gıybeti biz oruç bozucu bir şey olarak kabul etmiyoruz. Buraya dahil etmiyoruz. O halde bir adam e, gıybet etse sonra orucun bozuldu zannıyla yese veya hacamat yaptırsa, iftar el hacim vel mahcum. Hacamat yapan da yaptıran da e, orucu bozulmuştur diyor efendimiz sallallahu ve sellem. E, bu da tabi yine mensuh bir rivayet yani tevil ediliyor amel e, manası. E, bu durumda, bu durumda müevvel bir rivayet. Bu durumda e, kişi ya ben bu hadisleri böyle biliyordum diyerekten, diyerekten e, yeme içmeye devam etse kaza mı kefaret mi? Mülteka sahibi kefaret gerektiğini söylüyor ama tercih nedir? Fetabay Kadı da ne diyor? Ee, ona bir müftü fetva verse ya sen madem ki hacamat yaptırdın orucun bozulmuştur diye bir müftüden fetva almış olsa o müftü bu ha fetvada hatalı olmuş olsa bile yani bu kişi kasten yemek yemesini okumuş olduğu hadise dayandırıyorsa ya hadis ya hadisin tevilini yanlış yapmış olsa bile veya sorduğu müftü hatalı fetva verse bile bu kişi bunlara binaen yiyip içmişse kaza gerekir diyor Fetabay Kadıhan. Peki. ve la rete bi ifsadi savmin gayri Ramazan. Ramazandan başka bir orucun bozulması, böyle ki Ramazan'ın kazasının başka günlerde tutulması da aynı şekilde. Ramazan günü dışındaki bozulan oruçlarda kefaret yoktur. Ve yecibul kada'u fakat yalnızca kaza gerektiren durumlar lev eftara hataen yanlışlıkla orucunu bozsa. Mesela ne gibi? <laughs> i̇msak olmadı zannıyla yedi veya iftar oldu zannıyla, akşam güneş battı zannıyla yedi veya abdeste e, Oruçlukken abdest alırken yanlışlıkla mazmata da boğazdan su kaçırdı. Bunlar hatayla yapılan iftar durumlarıdır. Sen çoğu Öyle miyiz? Zannedilen, <laughs> evet 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 mümkün mümkün. Ev <laughs> Mukrahan veya zorlanıldı, oruç bozmaya zorlanıldı. Şunu yemezsen seni öldürürüm gibi bir zorlamayla karşı karşıya kaldı. Bu durumda orucunu bozarsa yalnızca kaza gerekir. Ev Yahuda Uhtiqina Uhtiki ne demek? Yani hukuna yaptırmak. Hukne ne demek arkadaşlar? Lavman. Yani lavman peki nedir? Lavman e, kabızlık durumunda veya mesela ameliyata girmeden önce hastaya işte 12 saat 12'den işte 12 saat hiçbir şey iyi pişme deniyor. Çünkü ameliyatta boşaltım sistemi gevşeyeceği için narkozda ameliyat masasında bevletmesin veya gayita yapmasın diye. Eğer yemek yerse kişi ameliyattan 12 saat öncesinde lavman yaparlar. Lavman nedir? Makattan işte limonlu bir su veya ilaçlı bir suyu, bir litre kadar bir suyu gönderirler bağırsaklara ve bağırsaktaki her şey olduğu gibi boşalır. Nasıl? Tedavi için yapılıyor. Yani bunu tedavi, kabızlık durumlarında bu yapılır mesela. Peki burada adam bunu yaptığında, yani bunu yaptığında makattan yukarıya doğru bağırsaklara doğru su ulaştığı için yani buna ihtikan, bugün şırınga var ya, şırıngaya da ihtikan derler e, yani şırınga boyu kadar bir su iç, makattan içeri girdiğinde lavman yoluyla oruç bozulur ve kaza gerekir. Oldu mu? Ev isti'ade, enfiye. Ne demek enfiye? Burundan ilaç almak. Yani burundan, e, burun damlası diyebiliriz yani. İster burundan e, işte sprey, çek, e, sprey sıkılması veya su damlatılması, ilaç damlatılması veya işte e, enfiye denilen mesela Bazen böyle tuzu çekmek de buraya dahil. Ee, tabii şimdi ne var? Burundan e, kokain çeker gençler. Bu burundan alındı. Ancak onun uyuş, e, uyuşturucu olan ihtiyacını giderdiği için kefaret gerekir. Fakat burun damlası, burun spreyi... Mesela burunla e, damla damlattı. Geniz yoluyla hop e, ne oldu? A, e, i̇ndi mideye, cevufe gitti. Bu durumda kaza gerekir. Ama bugün burun spreyini ayırıyorlar bundan. Damladığı sprey şeklinde olduğunda kurul diyor ki, fıkıh kurulu diyor ki, sprey burun duvarlarında emilerek genze bir şey gitmez. Bu yüzden madem ki genze bir şey gitmiyor, halde oruç bozulmaz deniyor burun spreyi için. Ama biz ne deriz? İhtiyaten bundan sakınmak lazımdır. Tamam. Yani genizde hissediyorsan, damla gibi oluyorsa tamam. Ama şimdi bazıları var e, işte burun açıcı olması için sıkıyor, bırakıyor. Burun duvarları tarafından emiliyor. Genize bir şey gitmiyor. Yani veya gittiğini hissedersen bozulur. Yani genize bir şey gitmediği kesinse kurulun fetvasına göre, fıkıh konseyinin fetvasına göre bozulmaz. Ama ne yaparız biz burada yine de? Burun damlası gibi görüp ihtiyacen e, bundan sakınırız, kaza tutarız. Ev yahutta ektara fi uzuneyhi. Veya kulağına işte yağ veya ilaç damlattı, tamam mı? Ee, bu da yine nedir? Şimdi kulağa yağ damlatmak kaza gerektirir diyor. Ancak bugün yine kurul ne diyor? Bir insanın kulak zarı delik değilse kulağa damlatılan ilaç veya yağ kulak zarı tarafından emilip içeriye bir şey gitmez diyor. Bu yüzden ee, oruç bozulmaz diyor. Yine fıkıh kurulunun kararı. Ancak biz hani kulak zarı delikse bu durumda gider. E, kulakları delikse o damlatına ilaç gider. Bu da orucu bozar diye fetva var. Ama kulakları delik değilse bozmaz meselesinde. Yine de biz ihtiyaten ne yaparız? Kulak tan oruçlu iken bir şey damlatmamaya çalışırız. Damladıysa da kulakları delik değilse tamam bozmaz fetvası var ama ihtiyaten kaza tutmakta fayda var deriz. Ev yahut da dava caifeten. Caife e, vücutta bir yara var. Derin bir yara ya yani burundan tabi bozar bozar. Mesela, mesela su alsan genize gitse bozar. Kaza. Çünkü burundan bir insan suyu almaz doğal yolda yani. O dediğim, demin dediğimiz o olmaz. Enfiye gibi olursa o kefaret gerekir. Çünkü oradan e, o uyuşturucu ihtiyacını karşılamış oluyor. Peki evdava caifeten. Caife yani vücuttaki yara ama doğu artık derin bir yara, yarık bir şeklinde ve hani etin altı nerede görünüyor yani bu bu şekilde. O halde fukaha bu derin yaranın altını caife yani cav iç olarak kabul etmişlerdir. Buraya ilaç konursa bu da kaza gerektirir demişlerdir. Evyahudda emmeten emme başta bulunan yarık, kafanın yarılması oraya mesela ilaç konduğunda fevasale <laughs> edav bu ilaç ulaşıyor ila cevfihi, o vücuttaki yarıktan yara olan yarıktan yara e, yara konulduğunda cevfihi mideye yani iç hükmüne gidiyor. Ev dimağhi veya ammeye konulduğunda beyne ulaşıyor oradan. Yani kafada bir yarık var. Bunlar eski fukahanın kavli üzere nedir arkadaşlar? Orucu bozanlardır. Yine kurul bunların bozmadığını söylüyor ama. Ev yahutta iptala e, hasaten e, ufak taş yuttu kaza gerekir. Ev hadiden bozar kaza gerekir. Demir yuttu, demir parçası. Ev istaqa'e mil efemihi ağız dolusu kendini kusturdu. Kendi isteğiyle istakae kendi isteğiyle ağız dolusu kustu. Kaza gerekir. Ev yahut da tesahhara sahur yapmaya devam etti. Yazın duhu leylen gece olduğunu zannediyor. Hala imsak girmedi zannediyor. Fel fecru on ama oysa ki imsak girmiş. Yani imsak atmış fakat bu adam hala imsak girmedi zannıyla yemek yemeye devam ediyor. Ne yapması lazım? Kaza tutması gerekiyor. Bu kişi oruca başlayamaz. Ama akşama kadar gece güne hürmeten ne yapacak? Aç duracak. Ev <laughs> eftara orucunu açtı. Yazunnul <laughs> gurube güneşin battığını zannederek orucunu açtı. Velem <laughs> tagrub ancak güneş batmamış olduğu Ne demek bu? Yani iftar vakti oldu zannı ile 2-3 dakika öncesinde 2-3 dakika öncesinde açarsa e, kaza yapması gerekir deniyor. Ancak bugün şöyle bir durum var yine Diyanet Kurulu diyor ki akşam namazında biz bir iki dakika temkin vakti koyuyoruz. Bugün imsaktaki temkin kaldırıldı ama e, akşam vaktinde biz bir iki dakika temkin vakti yani akşam ezanını biraz geç okutuyoruz. O yüzden böyle bir dakika filan ezandan önce yerseniz e, sıkıntı olmaz. Çünkü niye? zaten vakit aslında girmiş olması yüksek ihtimal. Biz hani belki biraz daha bekleyelim diye geç okutuyoruz. Bir dakika, iki dakika diye Diyanet Kurulu'nun böyle bir kararı var. Tamam. Akşam ezanında. Yani mesela akşam ezanında tekbir aldın. Sen Fatiha'yı okurken akşam ezanı okundu. Aslında bu fetvaya göre devam edebilirsin. Çünkü niye? Vakit girmiş zaten. Hani onlar bir dakika biraz geç okutuyorlar ezanı. Sahur'da, Sahurda bu yok. Sahurda bu yok. Bunu daha önce konuştuk. Ev yahut da... Evet tasahhara sahur yaptı. Ev ekele nasiyen veya unutarak yedi. Oruçlu olduğunu unutarak yedi. Normalde bu oruç bozmaz. Ancak fe zanne ennehu eftara. Ancak unutarak yedikten sonra bunun orucu bozduğunu zannediyor. Fe ekele amden. Bundan sonra madem bozuldu bari yiyeyim diyor. Bu yine ne yapar arkadaşlar? Kaza gerektirir. Tekrar söylüyorum. Bir şekilde orucu bozulan kişi Ramazan gününe hürmeten akşama kadar yine aç durması lazım gelir. Tamam. Mesela kadın oruçlu diyelim. Kadın oruçlu. Hayız gördü. Oruç bozuldu. Artık oruca ehil olmadığı için hayızdan ötürü yeme içmesi serbesttir. Ama gün içerisinde öğleden sonra hayızdan kesildi. Akşam artık oruca ehil olduğu için tabii oruç tutamaz ama o gün artık yine kaza edilecek ama o hayızı kesildikten sonra iftara kadar artık ne yapacak? bir şey yiyip içmeyecek güne hürmeten. Çünkü nihayetinde bu kişi oruca ehil artık. Hayız bittiği için. Hocam burun nasıl astı? Hayatım genizle bağlantısı var. Ağız burun beraber. Ama burundan bir şey evet. içilmiyor İçilmiyor evet. ama yani evet. içilmiyor ama mesela sen oradan su çeksen her ne kadar zarar verse de sana genize ulaşsa vücudun su ihtiyacını karşılamış olursun. Tamam. Yani cevfe oradan yol var yani. yani bir şey nasıl? Serbest çünkü oruca ehil değil. Yani kahvaltısını yapsın, öğlen yemeğini yesin, beş çayını içsin. <laughs> Yok çünkü ehil değil, oruca ehil değil. Oruca ehil değil. Peki. Ev subbe fi halqihi naimen. Veya bu adam uykuda iken boğazına bir şey damlatıldı. Adam uyuyor, ağzı açık uyuyor. Arkası şaka yaptı, geldi böyle su döktü. O da onu o haville, uyan, e, suyun dökülmesiyle birlikte uyandı ve yuttu. Ne olur? kaza gerekir. Ev cumiat. Kadınla cima yapıldı. Naimetun. Kadın uyuyor. Ev mecnun. Deli bir kadın. Deliyi geç artık. Kadın uyuyor. Uyku halindeyken eşi ona yanaştı. Kadın oruçluydu. Gündüz vakti uyumuş. Diyelim ki kocası da işte seferden geldi. Yaptı diyelim. Cima yaptı. Kadın uykudayken bilinçli değil yani kendinde değil. Bilmiyor böyle bir şey olduğunu. Bu durumda kadına kaza gerekir. Çünkü niye? Cimayı o başlatmadı veya onun dahli yok. Ev lem yenvi veya kime kaza gerekir? Lem yenvi fi Ramazan gününde savmen oruca ve la ne de oruç tutmamayı adam niyet etmedi. Yani yarın oruç tutmaya niyet etmediği gibi tutmamayı da niyet etmedi. Kararsız bir şekilde böyle gün geçti. ne olur? Kaza gerekir kaza tıpkı law asbaha gayra navin aynı şekilde niyetsiz bir şekilde kalkıp lisav mı yani oruca niyetsiz bir şekilde kalkıp ekele'' gündüz vakti yiyen kişiye kaza gerektiği gibi yani hiç niyet etmedi adam oruca ne yapacak kaza gerekecek şunu söyleyelim şimdi oruca hiç niyet edilmezse kaza gerekir niyet edilip bozulursa kefaret gerekir deniyor ya o zaman ben hiç niyet etmeyeyim diyor adam böyle e, işte ya yani sıkıntı olacaksa bazı durumlarda biz şunu söylüyoruz. Oruca Ramazan'da niyet etmemek çok büyük bir günahtır. Hatta öyle büyük bir günahtır ki tutup bozduğunda bu günahın kefareti 60 gün oruç tutarak temizleniyor. Ama hiç oruca niyet etmemenin günahı silinmiyor. Ancak onu nasuf bir tövbe temizleyebilir. O da Allah kabul ederse. Oldu mu? Ve indehuma ve indehuma İmameyn'e göre Tecibul kafaretu eydan. aynı şekilde bu Ramazana eriştiği halde niyetsiz bir şekilde yiyip içen kişiye kefaret gerekir demişlerdir ama fetva bu Hanife'nin görüşü tamam son son yani bir adam sabahleyin kalktı niyet etmedi Ramazana yeme yeme içmeye devam etti Ebu Hanife ne diyor kaza gerekir diyor çünkü niyetsiz bir şekilde yedi içti imamen niyet etmemiş olsa bile o günü tutmakla mükellef olduğu için kefaret gerekir diyor. Fetva bu Hanife'ye göre kaza gerekir. Ve lev ekele ev şeribe ev camea nasiyen. Bir kimse unutarak cima veya yeme içme gibi orucu bozucu bir hal yapsa la yuftiru orucu bozulmuş olmaz. Ve keza lev name yine kişi uyusa ve ve ihtilam olsa yani uyku halinde cünüp olsa oruç bozulur mu? Hayır bozulmaz ev yahut da bir nazarin veya e, bir kadına bakarak adam eee cünüp oldu. Yani bir müdahale olmadan, kendine bir müdahale etmeden, e, istimna yapmadan, el ile bir e, dahil olmadan sadece bir kadına bakarak oruçluyken ihtilam olsa yine oruç bozulmuş olmaz. Tabii bunun sevabı gider o ayrı bir durum. Oruçluyken harama bakmak onlar farklı şeyler ama biz şu an orucun bozulup bozulmamasını konuşuyoruz. Ev iddahane veya yağlandı yani saçını, sakalını, bıyığını şey veya vücudunu yağladı veya bugün losyon sürdü mesela, krem sürdü değil mi? Yumuşatıcı kremler sürdü. Ev iktahale veya sürme çekti, şey i̇şte zümel yaptı değil mi Ömer? Ev kabbele veya işte eşini öptü, eşini öptü. Ev gıtabe veya gıybet etti. Ev ihtaceme veya hacamat yaptı. Ev galabehul kay'u veya kustu kendi dahli olmayacak şekilde kustu yahutta takayye'e kalilen veya kendini kusturdu ama çok az kustu. Bütün bunlar nedir? Orucu bozmayan yani hacamat yaptırmak, gıybet etmek, az kusmak, şey çok kusmak ama kendiliğinden veya kendini kusturmaya da, e, meyletse fakat az kussa yine bunlar nedir? Orucu bozmayan şeylerdir. Yine eşini öp, öptü, kabbele öptü. Eşini öpmesi yine Evet, evet doğrudur. Ev yahutta da asbaha cünüp bir şekilde sabahladı. Yani belki sahuru bile kaçırdı, bir kalktı cünüp. La besbihi, orca zarar vermez. Ev yahutta da subbe fi uzunihi ma'un, kulağına su döküldü veya su damladı veya su kaçtı. Oruç bozulmaz çünkü kulaktan vücuda su almak diye tabii bir e, su alma işlemi yoktur. Nasıl? Delik olsa dahi suda suda gerekmez. Evet. Yani kulaktan kulak yoluyla vücuda alınan suyun vücuda faydası yoktur. Ne gıda ne de devadır. Ve <laughs> kaza aynı şekilde lev fi ihlilihi duhunun duhunun bir erkek bir erkek tenasül uzvunda idrar yoluna yağ damlatsa tamam mı? Bir erkek e, idrar yoluna yağ damlatsa ev gayruhu veya ya veya başka bir şey mesela ilaç damlatsa arkadaşlar oruç bozulmaz. bir <laughs> Yusuf. İmam Ebu Yusuf'a göre erkeğin idrar yolundan damlatılan bir ilaç veya yağ mesaneye ulaşır diyor İmam Ebu Yusuf. Bu yüzden kaza gerekir diyor. Fakat Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in kendi dönemlerindeki veya kendi danışıkları tabiplerin ve bugünkü tıbbın da beyanına göre Tenasül bundan erkek tenasül bundan idrar yolundan içeriye bir şey damlatılsa bile o mesaneye ulaşmaz. Bu durumda yani böyle bir menfez yoktur. O yüzden oruç bozulmaz fetva budur. Ancak mesela kadınların e, jinekoloji muayeneleri oluyor. E, alttan muayene denilen bir muayeneleri oluyor. Burada şayet kullanılan cihaz, görüntüleme cihazında e, jel kullanılırsa bu kaza gerektirir. Jel kullanılmazsa e, bu orucu bozmaz. Hocam bu cihazlara bakındım dersten sonra da içinden su akıtan bir cihazlar düşer. Eee o zaman eee şey gibi bozar o zaman yani. 2 yani saniyede bir atıyorum cihazı. O bozar. Var. Bozar. "İndahale halqahu gubarun." Kişinin boğazına toz kaçsa, ev duhanun veya duman kaçsa, sigara değil normal duman Ev zıbabın veya sinek kaçsa la yuftir bozulmaz. Çünkü bu kendiliğinden kaçıyor. Yani normal yolda giderken, mesela sigarayı şöyle konuşalım. Yolda gidiyor kişi, önde birisi sigara içiyor. İstemsizce boğazına bu duman kaçtı. Sakınması mümkün değil. Bozmaz. Geliyor. İstemsizce sinek gelir, la besbihi bozulmaz. Ama bir kimse sigara içen birinin yanında, sigara içen birinin yanında onun içtiği sigarayı bile isteye içine çekse oruç bozulur. Hatta şöyle bir ayrıma gidiliyor. Sigara içmeyen bir kimse bunu kasten yaparsa kaza gerekir. Sigara içen, sigara tiryakisi birisi bununla beraber vücudunun ihtiyacını da nikotin ihtiyacını da karşıladığı için o sigarayla birlikte kasten çektiği için kefaret gerekir diye Abdülcelil Atan'ın e, Merakül Felah yaptığı Halil tahkikinde yine Edip Killas hocaların bunun onayıyla böyle bir fetva var. Peki. Ancak velev matarun yağmur evselcun veya kar ev girse ağzına kişinin eftara oruç bozulmuş olur. Fil esahhi en sayıh olan görüşe göre. Çünkü neden? Bundan sakınmak mümkündür. Yağmur yağıyor kapat ağzını kaçmasın. Değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir ibare var. Velev vatiye meyteten ev behimeten diye. Ev fi gayri sebileyni diye. E, şimdi yani bu ibareyi bunu fakihler niye koymuş ya? Veya bir adam oruçluyken nasıl olur da bir ölü kadınla ilişkiye girebilir ki diye düşünülebilir insan. Peki hemen bunun sağlamasını veya bunun hemen misalini yapalım. Adam geceliğin hanımıyla ilişki kurmak istedi. Tamam. Hanımı da o an vefat etmiş. Yani yatakta karısı vefat etmiş. Koca karısının vefat ettiğinin farkında değil ve hanımıyla ilişkiye girdi. Sonra uyudu. Sabahleyin bir kalktı, hanımını kaldırdı. Hadi kalk sabah namazı. Hanımı kalkmıyor. Bir baktı ölmüş. Sonra anlaşıldı ki gece çoktan ölmüş. Yani hatta adamın e, cima için eşine yanaştığı saatlerde hanım ölmüş zaten. Bakın Meyte ile ilişki olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Yani ibarelerde bu gibi lafızlar geldiğinde e, gidip bir adam bir e, ölüyle bile isteye ilişki kurdu. Bunu fakihler niye düşünüyor ki gibi veya bunu niye kitabı aldılar ki gibi düşünmeyiniz. Mesele budur tamam mı? Böyle bir şey olduğunda, böyle bir şey olduğunda arkadaşlar ev yahut da kabbele ev lemese veya eşini öpse veya temasta bulunsa in enzale eftara bu durumda inzal olursa erkek oruç bozulmuş olur. Yani dokunma yoluyla veya Öpme yoluyla erkek e, inzal olsa yani cünüp olsa bu durumda boşalma gerçekleşse bu durumda kaza gerekir oruç bozulur. Ama bakınız ve illa eğer inzal olmazsa fela yani adam mesela şöyle düşünelim arkadaşlar e, diyelim ki hanımıyla hanımıyla e, hani ölmüş olduğu hali tekrar hatırlayınız e, ilişkiye girmek istedi fakat hanımından tepki görmeyince adam inzal olmadan ilişkiden vazgeçti. Yani normalde e, bir erkek bir kadınla inzal olmaksızın yani boşalma olmaksızın ilişkiye girse gusül gerekiyor mu? Yok. Ha, tamam. Gusül gerekiyor inzal olmasa bile. Ama meytede meyte olduğunda inzal olmazsa gusül gerekmez. Çünkü kamil bir şehveti teskin yok burada. Şimdi mesela bu olayı tekrar tasavvur edin. Adamliğin adam şimdi Sabahleyin hanımı baktı Aa işte öldü filan. Konu komşu akrabaya haberleri verdi derken adam akşamleyin e, cima sahnesini hatırladı. Ama inzal olmadığını çok iyi biliyor. Şimdi o telaşta gusül şu bu ne yapacağım ben diye düşündüğünde bakacak bir dakika. Evet. Cima saatinde zaten ölmüştü. Daha sonra fark etti ya bunu. İnzal de olmadığı için gusül almasına gerek yok. Nasıl? Evet ve illa fela dedik ve illa fela. Eğer işte burada inzal olmazsa oruç da bozulmuyor. Peki. Daha var mı fasla? Hızlı geçelim o zaman. İnzal olursa kaza gerekir. Kefer gerekmez. Evet. Ve inibtela ma beyne esnanihi dişleri arasında bulunan şeyi yutarsa ve in kana qadra eğer bu yuttuğu şeyde bir nohut tanesi kadarsa yani yemekten kalmış dişlerin arasında nohut tanesi kadar bir şey ise kaza gerekir. Ve in kana dunaha eğer nohuttan daha az bir şey ise la yakti kazaya gerek yoktur oruç bozulmaz. İlla ancak nohut tanesinden küçük olduğu halde ne zaman kaza gerekir? İza ahracahu ağzından çıkarsa thumma akalehu sonra tekrar içeri alıp yese. O zaman ne olur? Nohut'tan az da olsa kaza gerekir. Oldu mu? Gerekiyor. Şimdi bu ama çıkarıp geri aldığı için kaza. Çünkü insan hani çiğneyip çıkardığını tekrar geri aldığında bunu iştahla yemek istemez. Ve lev ekele simsimeten minel harici dışarıdan ağzın dışından bir susam tanesini aldı. İniptele'ahe <laughs> Onu yutsa, eftara orucu bozulmuş olur. Ve in medagaha, onu çiğnese, yani çiğnese, yutmadan çiğnese, tamamen çiğneyip, o buğday tanesi, susam tanesi ağızda kaybolsa, tadını bile hissetmese, fela oruç bozulmaz. Mesela bugün dilaltı hapları bu kabilden çıkıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Yüksek tansiyonda, kalp krizinde dilaltı hapı veriyorlar hemen. O hapı yutmuyor kişi, o hap ne oluyor? Ağızda eriyor. Eridikçe hemen tükürük bezleriyle beraber kana karışıyor. Oradan e, hemen işte tansiyon dengeleniyor. Ve bu ilacı tadını hissetmiyor kişi. Tadını yutmuyor yani boğazında bu tadı hissetmiyor, yutmuyor o tadı. Bu yüzden e, dilaltı hapları orucu bozmaz. Ama hapı alıp yutmak orucu bozar. Dilaltı hapının çıktığı yer neresi? Bu bir tane susamı alıp, çiğneyip 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 ağızda iyice yutmadan çiğneyip çiğneyip böyle tamamen öğütüp kaybetse ağzında kaybolsa daha bir yani kalmadı eseri kalmadı hiç de boğazda tadı kalmadı bu orucu bozmaz. Vel kay'u mil'ul femi ağız dolusu kusmak in e'ade bu ağız dolusu kusmuğu kişi kendisi geri gönderirse yutarsa ev yahutta da u'ide yufsidu inde ebi Yusuf ya da geri döndürülürse e, İmam Ebu Yusuf'a göre orucu bozar. Yani ağız dolusu kusmuğu kişi bile isteye geri gönderirse İmam Ebu Yusuf'a göre ne yapar oruç? Bozulur. Ve inkâne kalilen eğer az ise la yufsidu bozmaz. Yani ağız dolusu kusmuğu yani kasten yutsa bile İmam Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Ve inde Muhammed yefsudu bi iadetil kalili az da olsa onu kendisi geri göndermişse, kendisi yutmuşsa İmam Muhammed'e göre bozar. La bi avdil kesir, çok olanın kendiliğinden gitmesi bozmaz. Böyle çapraz bir durum. İmam, e, İmam Muhammed'e göre kendiliğinden e, gittiyse çok da olsa bozmaz. İmam Ebu Yusuf'a göre sen yuttuysan az da olsa bozar. Peki fetva nedir? Fetva, ağız dolusu kusmuk e, kusmuş, kişi ağız dolusu kustu, oruç bozuldu. Yutmadan çıktı dışarıya bozuldu. Şimdi ağız dolusu geldi bunu kendisi geri yut gönderirse bile isteye kendisi geri gönderirse bozulur. Bunun dışında kendiliğinden geri giderse bozulmaz. Az da olsa çok da olsa fetva bugün bu. Yani ağız dolusu kusmuk geldi ama kendiliğinden geri gitti bozulmaz. Ee, ne zaman bozuyor peki? Geldi, geldi ve kendisi geri onu yuttu. O zaman bozuyor. Anladım. Fetva bugün bu. Şimdi kendisi kustu yani bilmeyerek bu ağız dolusu kustu. Bozuldu, kaza gerekir. Ağız dolusu kustu bilmeden bilerek yuttu. Bilerek yuttu, kaza gerekir, bozuldu. Ama ağız dolusu kusmuk ağzına geldi, kendiliğinden geri gitti. Fetva bozulmaz. Ağız dolusu olursa ibarede bu, bu böyle geçti. Ha, fetva olarak, fetva olarak yani yine kişi e, her şey biz onu söylemedik mi? yani e, kasten olmadıkça bozmazı söylemedik mi? Yok. Tamam. Mültaka ibaresinde böyle geçmesine rağmen fetva nedir? Kişi, kişi e, ağız dolusu kusmayı kendiliğinden gelirse bozmuyor. Ancak kendi isteğiyle yani kendini kusturarak ağız dolusu olursa oruç bozulur. Tamam. Hocam, dersim, başımda, söyledim, société, Yok ibarede öyle geçtiği için. <Gülüyor> evet. Ve kurihe ve kurihe mekruh olur. Zavku şeyin bir şeyi tatmak, bir şeyi tatmak. Yani yemeğin tuzuna bakmak filan. Hatta ne var mesela? Kadın yemeğin tuzuna bakabilir mi? Eğer işte kocası tatsızlık çıkaran, huysuz bir adamsa, yemek niye tuzsuz olmuş ya filan gibi problem çıkaracaksa bu durumda kadının yemeğe bakmasında beis yoktur. Veya aşçılar binlerce insana yemek yapıyorlar. Yemekte tuzsuz olursa işte adamın maaşında bir kesintiye gidilebilir. Bu adam bakabilir çünkü zarar var. Ama e, hani bizim gibi adamlar yemek tuzlu tuzsuz fark etmez. Yemek varmış yokmuş fark etmez. Bizim gibi leyin adamların karılarına yemeğin tuzuna bakmak nedir? Mekruhtur. Vale vaciptir ha siz sizde vaciptir. evet. Ve ve bila özrün veya bir şeyi çiğnemesi özür olmadan mekruhtur arkadaşlar. Mesela demin dedik ya susamı çiğnese yutmasa filan mekruhtur kardeşim niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ve madghul eliki sakız çiğnemek ve kubletu Hocam bila derken bu dile mekruh olur mu? Hayatım yüksek tansiyon almasa adam ölür ya. Zaruret var orada. Yok ya niye mekruh olsun? Ve madgul aliqi sakız çiğnemek e, ve kubulatu ve kadını öpmek inlem yapman ala nefsihi eğer kendine emin olamıyorsa yani bu öpücüğün devamında şehvet hasıl olur ben kendimi durduramam diye emin olamıyorsa bu öpücük nedir mekruhtur tamam değilse il e, la in emine eğer kendine eminse mekruh değildir sakız çiğnemek. Tabii bu sakız bu e, tatsız olan aromasız sakızlar. E, bugünkü şu falım sakız falan bunun hepsi aromalıdır. Yani sade bile olsa aromalıdır bunlar. Veya o tatlı e, şekerli sakız onlar bozar orucu. Tabi işte evet. Da, aromasız aromasız de, de. olursa mekruhtur. Ve kuhlu sürme çekmek mekruh değildir. Ve duhnu şaribi bıyıkları yağlamak mekruh değildir. Ve <laughs> sivaku misvaklanmak mekruh değildir. Ve lev aşiyyen gündüz yani öğleden sonra aşıyen hani öğleden sonraki vakitte yapılsa bile. Çünkü niye? İmam Şafi'ye göre öğleden sonra yapılması mekruhtur. Çünkü ağız kokusunu değiştiriyor. Halbuki oruçluğun ağız kokusu cennet Allah katında mis kokusundan daha eftaldir. Bu kişi ağız kokusunu değiştirdiği için İmam Şafi mekruh kabul etmiştir. Ama Hanefilerde öğleden sonra da olsa iftara beş dakikada kala olsa e, misvak kullanmak mekruh değildir. Ve madhu ta'amin, yemeği çiğnemek, la budda minhu, bunu yapmak zorunda lidıflin, çocuk için. Yani kadın çocuğa yemek yediriyor, çocuk başka bir şey yiyemiyor diyelim. Bu şeyi de, vereceği şeyi de kadın çiğnemek zorunda. Hani yanında başka birisi de yok. Hani çiğneyip oruçlu olmayan biri de yok. Sen, sen çiğne ver diyecek birisi de yok. Bu durumda bu kadının o yemeği çocuğun yiyebilmesi için çiğneyip çıkarıp çocuğun ağzına vermesinde kerahat yoktur. Tamam. Velal hicame. Tamam. Hacamat yaptırmak da yine aynı şekilde arkadaşlar. Mekruh değildir. Peki. Ve yukrehu indel imam. Ebu Hanife'ye göre el istinşaku lit teberrut. Serinlemek için istinşak yapmak yani su vermek burna işte veya yıkanmak gibi şeyler. Ve kezel iktisali veya yıkanmak mekruhtur. Serinlemek için. Niye? Çünkü Ebu Hanife diyor ki İbadetten bıkkınlık emaresidir bunlar. Ya bir rahatlayayım, bir serinleyeyim, rahatlayayım diye. Tamam? Veya ve bi bisavbin, bir elbiseye bürünmek. Yani ıslatılmış bir elbiseye bürünmek, serinlemek için yani orucun zorluğunu, meşakkatini atmak, oruca dinçleşmek için bunları yapmak Ebu Hanife'ye göre mekruhtur. Neden mekruhtur? Çünkü bunlarda da ibadetin, ibadetten bıkkınlık emaresi vardır. Tamam? Telefuf sarılmak. Yani bir thawbin bir elbiseye. Niçin? Ama serinlemek için. Yani elbiseyi ıslatmış, üzerine seriyor. Ve la yukrahu zâlike inde Ebi Yusuf. İmam Ebu Yusuf'a göre mekruh olmaz. Çünkü İmam Ebu Yusuf diyor ki, bilakis bunu yaparsa ibadete tekrardan dinç bir şekilde devam edebilir. Yani bıkkın bir şekilde ibadet yapmaktansa rahatlayıp daha kavi bir şekilde ibadete teşvik olduğu için bunda beis yoktur diyor e, İmam Ebu Yusuf'un görüşü. Ve kıyla bir görüşe göre yukrahu el mazmadatu li gayri özrin bir özür olmaksızın mazmaza yapmak mekruhtur. Özürden kasıt nedir? Abdest hali, gusül hali. Yani abdest dışında serinlemek için ağza solup hani tekrar tükürüyor ya bazıları. Gargara değil. Ne gusülde, ne abdeste suyu buraya kadar böyle gaga diye buraya kadar gargara yapacak kadar getirmek mübalağanın üst sınırı değildir. Mübalağa ağzın içerisinde suyu dolandırmaktır. Boğaza kadar dolandırmaktır. Aşağı indirmek, böyle gargara yapmak e, mübalağa olan, e, mazmazadaki mübalağa değildir. Orucun dışında değil mi hocam? Evet. Tabi orucun dışında söylüyorum. Böyle hemen Evet. Oruçta, daha az, daha az. Vel <laughs> mübaşeratu. Vel mübaşere, yani hanımına yaklaşması, sarılarak yaklaşması. Vel muanakatu işte kucaklaşmak. Vel musahafatu musafaha yapmak. Fi rivayetin yine bir rivayete göre mekruh görülmüştür. <laughs> hani şehveti teskin, et, şehveti teskin etmesin. Oruçluyken işte şehvetül fercin bir dahli olmasın duruma diye. Ve bu suhur. Sahur yapmak müstahaptır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tesahhuru fe fihi bereke demiştir değil mi? Çünkü bereket vardır sahurda demiştir. Ve sahurun da ve tehiruhu geciktirilmesi müstahaptır. Yani imsa çok az kalaya kadar sahuru geç yapmak müstahaptır ki daha fazla karın e, tok bir şekilde kalsın. Ve ta'acilul fıtri e, iftarı da hemen acele yapmak ezanla beraber hemen yapmak da yine müstahaptır arkadaşlar diyoruz. Şunu söyleyeyim son cümle olarak ezanı şey e, iftarı geciktirmek mekruhtur. Akşam namazını kılmanın mekruh olduğu zamana kadar orucu açılmasını geciktirmek mekruhtur. <laughs> Var evet. Lillahi Teala'l Fatiha.